Bismillahirrahmanirrahim. Silsiletu Ta'limi lughatil Arabiyyeti kitabımızın serimizin sarf kitabında bugün 3. dersimizdeyiz. Eddersu dersu üçüncü 3. ders. 'Indal Qadi, hakimin yanında. 'Indal hakimin yanında bugünkü okuma parçamız. Ve bu okuma parçamıza istinaden ne yapacağız bugün? Mefulubih konusunu öğrenmeye çalışacağız. Ve tabii ki bunu da yaparken fiil maziye bitişen meful olarak bitişen zamirler üzerinden kısmet olursa bunu bugünkü dersimizde öğrenmeye çalışacağız. El kelimetul cedidetu yeni kelimeler. El kadi hakim kelimesi. El sariku hırsız kelimesi. El şuhudu şahitler kelimesi ve behase an behase yani aramak yebhasu an yine aramak mifta anahtar kelimesi bugünkü dersimizde göreceğimiz yeni kelimeler bunlar el mustalahatul cedidetu yeni kavramlar ise el mefulubih bugünkü dersimizde mefulubih kavramı üzerine inşallah konuşacağız el kadi lissariqi hakim lisalik hırsıza şöyle sorar. Eyne vada'ten de, Yani paraları nereye koydun? Eyne vada'te. Nereye koydun? En de paraları nereye koydun? Ekazehe onu aldı. Sadiqi arkadaşım aldı. Ekazehe sadiqi onu arkadaşım aldı. Min eyne hasalte. yani nereden ulaştın? Ala miftahil beyti evin anahtarına miftahil beyti evin anahtarına ve miftahil sunduqi sandığın kasanın anahtarına nereden ulaştın ekastuhüme o ikisini aldım ekastuhüme o ikisini aldım min seyyareti arabadan aldım emamel beyti evin önündeki arabadan aldım o ikisini elkadi lişşuhudi ...hakim şahitlere sorar... ...hel areftumuhu... ...ceyiden... ...onu iyi tanıyor musunuz? ...hel areftumuhu... ...onu tanıyor musunuz? ...ceyiden iyi bir şekilde... ...neam arefnehu... ...evet onu tanıyoruz... ...ve kad yekunu arefene eydan... ...o da aynı şekilde bizi tanıyor... ...ve kad yekunu arefene eydan... ...o da aynı şekilde bizi tanıyor... ...ve... Hakim bu sefer yine hırsıza soruyor. Hel areftehum yani onlar seni tanıdılar mı? Hel araftehum, yani onları tanıdın mı? Hel areftehum onları tanıdın mı? Hırsız diyor ki raeytuhum onları gördüm. Ba'de huluci minel beyt evden çıkmamdan sonra evden çıkmamdan sonra onları gördüm. Ve raeytuke seni de gördüm. Me'ahum onlarla beraber eydan. Aynı şekilde seni de onlarla gördüm diyor hırsız hakime. Ve hakim diyor ki Ra'eyteni ene yani beni mi gördün? Ra'eyteni ene beni mi gördün? Ne'am evet ra'eytuke ente evet seni de gördüm. Ne'am ke ente evet seni de gördüm. Zalikel beytu li bu benim evimdir. Ve şuhudu şahitler de ebnai benim oğullarımdır şahitler de benim oğullarımdır. Ve hırsız diyor ki ve mâzâ kunte tef'alû ne yapıyordun? Ve mâzâ kunte tef'alû sen ne yapıyordun? Bi civâr-i seyyârati arabanın etrafında me'ahum onlarla beraber. Hırsız diyor ki hakime sen arabanın etrafında onlarla beraber ne yapıyordun? Hakim de diyor ki kunna nebahasu an bizler arıyorduk miftahil beyti bizler evin anahtarını arıyorduk evet, bu sayfada da yine bir fotoğraf var baba ve çocuklarının arabanın etrafında evin anahtarlarını aradığı ile alakalı bir fotoğraf şimdi gelelim el sorularımıza men ehaze es sariku minel beyti yani hırsızı Evden kim aldı? Men maza ehaze. Yanlış okuduk. Maza ehaze ne aldı? Maza ehaze sariku min al beyti. Hırsız evden ne aldı? Ehaze sariku en nukude min al beyti. Evden para aldı. Ehaze sariku min al beyti en nukude diye de cevaplayabiliriz. Hırsız evden para aldı. Min eyne ehaze nereden aldı? Mineyne ehaze nereden aldı? Miftah beyti evin anahtarını ve miftaha sunduki ve kasanın anahtarını nereden aldı? Nereden almıştı? Arabadan. Ekaze miftahal beyti ve miftaha sunduki minez seyyarati. Arabadan aldı mine seyyarati. Hel arefe eşşuhudu sarika. Şahitler hırsızı tanıdılar mı? Helarafet şuhudu sarık. Nâgam. Harfet Nâgam. Arafet şuhudu sarık. Dördüncü sorumuz. Mezhekan el Qadi ve ibnâhu, hakim ve çocukları yefaluna ne yapıyorlardı bir civerisseyara. Arabanın etrafında ne yapıyordu hakim ve çocukları. Kenel Qadi ve ibnâhu yebhafunna an yebhasune an yani anil miftahil beyti bi civeri seyyara arabanın etrafında evin anahtarını arıyorlardı bir daha yapalım kânel kâdi ve ebnâuhu yebhasune anil miftahil beyti bi civeri seyyareti olacak sorumuzun doğru cevabı evet parçayı geride bıraktık şimdi gelelim asıl konumuza الفعل madi مع الضمائر المفعوله yani mefullük zamirleri ile beraber fiili mazi bugünkü konu başlığımız olacak. Yani fiili maziye mefule delalet eden zamirler bitişecek bugünkü dersimizde. Hemen tablomuza şöyle bir bakalım. Cümlemiz var ve bu cümlemizdeki fiile faillik zamiriyle beraber mefullük zamirinin de bitiştiğini gösteren bir sol tarafımız var. Burası bizim için önemli. Öncelikle cümlelerimizi okuyalım ve anlamlarını verelim. Ehazehe <laughs> onu aldı. Sadiki arkadaşım. Arkadaşım onu aldı. Vada'tuhe <laughs> onu koydum. İnde <laughs> sadiki arkadaşımın yanına koydum. tuhume. <laughs> o ikisini aldım min seyyaretin arabadan aldım hel areftumuhu jeyiden onu gerçekten tanıdınız mı yani onu iyi bir şekilde tanıdınız mı neam evet arefnahu onu tanıdık neam arefnahu onu tanıdık şimdi bir önceki dersimizde fiili maziye faillik zamirlerinin bitiştiğini öğrenmiştik. Şimdi bu dersimizde faillik zamirlerini göreceğiz ve o faillik zamirlerinden hemen sonra mef'ule delalet eden zamirlerin de aynı şekilde fiil maziyi bitişebildiklerini öğreneceğiz. Şimdi bakalım dikkatli okuyalım. Dikkat kesilelim, iyi anlayalım. Ehazehe <laughs> onu aldı. Ehazehe <laughs> onu aldı. Alan kim? Huve. Yani ehazenin içindeki hu ve zamiri onu alan. Peki neyi aldı? He onu. İşte buradaki he fiili maziye bitişen mefullük zamiridir. Onu aldı. Alınan şey o olduğu için cümlemizin mefulüdür ve bu cümlenin mefulü zamir şeklinde gelmiştir. Bir diğeri vada tuhe onu koydum he onu koydum. Buradaki fail tu zamiri nasar tu yardım ettim gibi vada'tu koydum. Ama neyi koydum? He onu. Burada koyulan şey he olduğu için buradaki he de yine aynı şekilde mefullük zamiridir. Fiili maziye bitişen. Ehas tuhume o ikisini aldım. Ehas tuhume o ikisini aldım. Yine burada alma işini yapan Şuradaki tu zamiri e tu ben aldım. Tu buradaki fail neyi aldım? Hume o ikisini. İşte buradaki hume fiil maziye bitişen mefulluk zamiridir. Çünkü alınan şey o ikisidir. Bir diğeri Araftumu sizler tanıdınız hu onu. Buradaki tanıma işini yapan kim? Araftumu en tumunun tumusu yani Yani e, nasıl diyelim cemi muhatap erkekler Buradaki tumu bölümü o Bir de tanınan şey var Sizler onu tanıdınız Şuradaki hu da yine Fiili maziye bitişen Mefullük zamiri arafşada Bir diğeri nehu Onu tanıdık Arafne biz tanıdık nasar Nasarne biz yardım ettik gibi Şuradaki Arafne'deki ne nedir Faillik zamiridir failliğe delalet eden nadir Arapçada ve bu cümlemizde de arefna da, da mefulluk zamiri şu sondaki hu zamiridir. Mef'ule delalet eden zamirdir. Fiili maziye bitişen mefulluk zamiridir. Yine cümlelerimiz devam ediyor. Ve kad yekunu arefena eydan. Yani ve kad yekunu oluyordu arefena. Yani bizi tanıyordu. Yani o da bizi tanıyordu. Burada da arefe var. Tanıdı. Kimi? Bizi. Burada tanınan biziz. O yüzden şuradaki ne? Yine mefule delalet eden zamirdir Arapçada. Hel <hazırlar> areftehum. Arefte. Tanıdın mı? Hum. Onları tanıdın mı? Buradaki te yine faillik tesidir. Hum zamiri mefule delalet eden zamirdir fiili maziye bitişen raeytuke <laughs> seni gördüm me'ahum onlarla beraber eyden aynı şekilde seni gördüm raeytu <laughs> ben gördüm kimi ke seni o yüzden buradaki ke de mefule delalet eden zamirdir Arapçada Tabii ki şuradaki tu fail aref te fail arefenin içindeki hu ve zamiri fail bunları da geçen dersten biliyoruz ve hatırlıyoruz raeyteni seni gördüm yani, raeyteni beni raeyteni ene yani beni mi gördün anlamında raeyteni enem. burada raeyte sen gördün nasarte yardım ettin raeyte gördün kimi ni beni İşte buradaki y de mütekellim yası da buradaki mefulluk zamiridir fiili maziye bitişen mefulluk zamiridir Şuradaki T te, faillik T'sidir. Raite'nin faillik T'sidir. Aradaki nun da adı nunu vikaye olan nunu vikaye olan çok güzel bir kelimedir. Ee, güzel işler yapar. Buradaki nunu vikaye onu da bakalım kitabımız ele aldıysa yine ne yaparız? Anlatmaya çalışırım. Şimdi lahiz yani dikkat kesil anlamında bakalım ne diyor kitabımız bize bu hem okuma parçasında okuduklarımız var hem de bu tablolarda kitabın bize anlattığı bir şeyler var. Şimdi onları yazıya dökme zamanı. Bakalım biz neler anlayacağız burada. Enne damayr alleti tahtaha hattun vahidun. Altında bir çizgi olan zamirler. Altında bir çizgi olan zamirler hiye onlar <laughs> min damayril fa'ilil muttasile. Bitişik Faillik zamirleridir. Onlar bitişik faillik zamirleridir. Onlar bitişik faillik zamirleridir. Yalnız şurada şu ara fenanın altındaki ne o iki çizgi olacaktı. Çünkü oradaki ne faillik zamiri değil. Arafena ne yaptı? Arafe ne bizi tanıdı anlamında. Orası iki çizgi olacak. Öncelikle onu belirteyim. Onun haricinde Araf tevumdaki te Ra'eytuke'deki tu Ra'eyteni'deki te Bunların hepsi muttasıl faillik zamirleri Arapçada. İkinci kuralımıza bakalım. Enne damayra leti tehtehe hattani Altında iki çizgi olan zamirler ise yani en yukarıdaki arefenadeki na tohumdaki hum raeytuka'daki ke ve teni'deki şu sondaki ye bunların hepsi de hiye onlar min damairil mef'ulu bihil muttasile bitişik mef'ulluk zamirlerindendir Arapçada bitişik mef'ullük zamirlerindendir Arapçada ve üçüncü örneğimiz ennena bizler nezidu arttırıyoruz veven. bir vav fazladan ekliyoruz inde ittisali damiril faili tum yani faillik zamiri olan tuma bitiştiği zaman bir damairil mefulü bihil muttasile yani faillik zamiri olan tuma bitişik mefulluk zamiri eklendiği zaman biz oraya fazladan bir vav daha ekliyoruz. Mesela şu örneğe iyi bakalım. Aref tumuhu. Normalde bu ne olması lazım? Aref tumhu. Çünkü en tumun tumu geliyor ya buraya. Areftum hu olması lazım. Ama kural gereği tum olan faillik zamirine bir de ilaveten hu gibi mefullük zamiri eklenirse o zaman tumun yanına bir de fazladan buraya vav eklenecek. Bunu da unutmayalım. Bu önemli bir kural Arapça için. Ve izâ kâne indene el fi'lu şekere Bizim yanımızda şekere fiili olduğunda vel fa'ilu Muhammed ve Muhammed fiili olduğunda yani Muhammed faili yani elimizde şekara diye bir fiil var bir de Muhammed faili var ve biz ve eradne istediğimizde isti'male damayril mefulu bihil muttasile ve biz bu fiile yani şekara fiiliyle beraber bitişik mefullük zamiri kullanmak istediğimiz zaman kulluha hepsini yani bütün e, muttasıl mef'ulluk zamirlerini bu şekara fiili ve Muhammed faili ile kullandığımız zaman yakunu indena el cetvel bizim yanımızda şöyle bir tablo meydana gelir. Bizim yanımızda şöyle bir tablo meydana gelir. Şimdi burada şekara fiili, Muhammed faili ve şekara fiiline bitişen muttasıl bitişik mefullük zamirleri nasıl olacak? bize gösteren bir tablo var önümüzde. Bakalım ve inceleyelim. Şimdi fiilimiz şekere, failimiz Muhammed. Bunu unutmayalım. Okuyalım. Şekerani bana teşekkür etti Muhammed'in. Muhammed bana teşekkür etti. Teşekkür eden kim? Muhammed. O fail. Teşekkür edilen benim. Yani şuradaki ya muttasıl mef'ullük zamirim. Şekerane Muhammedun. Muhammed bize teşekkür etti. Muhammed bize teşekkür etti. Teşekkür eden yine Muhammed. Teşekkür edilen biziz. Yani şuradaki na muttasıl mef'ullük zamiri. Bir diğeri. Şimdi de muhatap versiyonlarına bakalım. Şekerake Muhammedun. Muhammed sana teşekkür etti. Kime teşekkür ediyor? Sana. O yüzden buradaki ke fiili maziye bitişen muttasıl mef'ullük zamiri. Şekara ki sana teşekkür etti bir bayana söylüyoruz bunu. Şekara Muhammedun Muhammed sana teşekkür etti. Yine teşekkür eden Muhammed teşekkür edilense bir bayan yani ki o yüzden buradaki ki muttasıl mef'ullük zamiri fiili maziye bitişen. Şekara küme siz ikinize teşekkür etti. Şekara küme siz ikinize teşekkür etti. Yine teşekkür eden Muhammed teşekkür edilen siz ikiniz yani şuradaki küme nedir? Buradaki küme bitişen muttasıl mef'ullük zamiridir. Fiili maziye bitişen. Şekerakum yani siz erkeklere teşekkür etti. Şekerakum siz erkeklere teşekkür etti. Yine teşekkür eden Muhammed teşekkür edilen kum yani siz erkekler o yüzden buradaki kum fiili maziye bitişen muttasıl mef'ulluk zamirlerinden Bir diğer örneğimiz şekere kunne siz bayanlara teşekkür etti. Siz bayanlara teşekkür etti. Yine teşekkür eden Muhammed teşekkür edilen yani mef'ul durumunda olanlar siz bayanlar yani kunne zamiri buradaki kunne zamiri nedir? Muttasıl Mef'ulluk zamiridir Arapçada. Şimdi gayip versiyonlarına bakalım. Şekerahu Muhammedun. Muhammed ona teşekkür etti. Bir erkeğe Muhammed ona teşekkür etti. Yine teşekkür eden Muhammed teşekkür edilen bir erkek. Yani buradaki hu zamiri muttasıl mef'ullük zamiri Arapçada. Şekerahe o bayana teşekkür etti Muhammedun. Muhammed o bayana teşekkür etti. Teşekkür eden Muhammed teşekkür edilen o bayan. Yani buradaki he zamiri muttasıl mef'ulluk zamiri fiili maziye bitişen şekerahüme o ikisine teşekkür etti Muhammed şekerahüme Muhammedun teşekkür eden Muhammed teşekkür edilen o ikisi yani hume zamiri o yüzden buradaki hume zamiri nedir muttasıl mef'ulluk zamiridir Arapçada şekerahüm onlara teşekkür etti o erkeklere şekerahüm Muhammedun Muhammed o erkeklere teşekkür etti. Burada fail yine Muhammed, teşekkür edilen o erkekler yani hum buradaki muttasıl mef'ulluk zamiridir. Arafşadam. Son olarak şekerahunne hunne. O bayanlara teşekkür etti. Şekerahunne hunne o bayanlara teşekkür etti. Teşekkür eden yine Muhammed, teşekkür edilen o bayanlar yani hunne zamiri. Buradaki hunne zamiri nedir? muttasıl mefullük zamiridir. Arapçada fiili maziye bitişen. Evet şu gördükleriniz yani mütekellim yası, şuradaki na kef, ki, kume kum, kunne hu, he, hume, hum, hunne bunların hepsi fiili maziye bitişirlerse eğer ne olurlar mefullük zamiri adı, adını alırlar Arapçada. Bu tabloyu ne yapacağız? sizlerden ricam bu tabloyu Nasara tarzında yazmanız. Nasarani Muhammedun Nasara ne Muhammedun Nasara ke Muhammedun Nasara ki Muhammedun Nasara kume Muhammedun Nasara kum Muhammedun Nasara Muhammedun Nasara Muhammedun, Nasarahu Muhammedun Nasarahe Muhammedun Nasara huma Muhammedun Nasarahum Muhammedun Nasarahunne Muhammedun Bu tablonun aynısını Nasara fiiliyle ve Muhammed failiyle inşallah ne yapalım tekrar yazalım. Şimdi lahiz bölümüne gelelim. Şu tabloda gördüklerimizi kitabımız bize bir de yazarak açıklayacak. Enned damayra leti ittaselet bil fiili fiile bitişen zamirler fiile bitişen zamirler hiye onlar cemiu dama ilil mefulul bihil muttasile onların onlar nedir onlar fiile bitişen yani bitişen bitişik bitişik mefullük zamirlerinin tamamıdır yani şunların hepsi bitişik mefullük zamirlerinin tamamı Arapçada yani bunlardan başka mefulluk zamiri yok. Bitişik yazılan, muttasıl olan, onun da altını çizelim. Çünkü munfasıl, ayrık yazılan mefulluk zamirleri de var Arapçada. Ama bizim bugünkü dersimiz bitişik yazılan mefulluk zamirleri. İkinci olarak, o ennel ile filcet Yani bu tablodaki failimiz tamamında, bütün cümlelerin tamamında huve Muhammed'in O Muhammed kelimesidir. Yani buradaki cümlelerin hepsine anlam verdiğimizde hepsinin faili Muhammed kelimesidir. Ve enne suretel fi'li fiilin sureti yani fiilin şekli lem tetegayar değişmedi. Ve hiye şekera. O değişmedi. Hepsinde şekera. Bakalım. Şekera ni. Şekera ne. Şekera ke. Şekera ki. Şekera kum. Şekera hume. Şekera hu. Şekara he, şekara hunne. Gerçekten de şekarada herhangi bir değişiklik yok. Hep şekeranın yanına gelen bitişik mefulluk zamirleri değişti sürekli. Fiilde bir değişiklik yok. Failde bir değişiklik yok. Dördüncü kural şunları da işaretleyelim. Dördüncü kuralımız ve ennel fiyale şekara şekara fiili yakbelul mefule bihi mefulu bih kabul edebilen bir fiil. Yani müteaddi bir fiil. Bunu da ilerleyen derslerimizde detaylıca göreceğiz. Arapçada mefulu bih kabul edebilen fiiller, müteaddi fiiller, mefulu bih kabul etmeyen fiiller nedir? Lazım fiiller. Bunu da inşallah ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Şimdi dördüncü maddede diyoruz ki şekara fiili mefulübi kabul edebilen bir fiil. Ve lesen misl el fiil şebia şebia fiili gibi değil. Ellezi öyle bir fiil ki bu şebia doydu fiili la yakbelul mefulübi şebia fiili mefulübi kabul etmeyen bir fiil. Yani biz bu bitişik mefulluk zamirlerini sadece meful kabul edebilen fiillerin yanına bitiştirebiliriz meful kabul etmeyen fiillerin yanına bunları getiremeyiz. Beşinci kuralımız Şimdi Nunu Vikayeyi kitabımız burada ele almış. Teşekkür ediyoruz. O ennena bizler nezidu ekleriz, ziyade ederiz. Nunen bir nun ekleriz. Ne zaman? İza ittasel el fi'lu bi damirin mef'ulu bihi el ya. Eğer fiile mefulluk zamiri olan ya bitiştiği zaman eğer biz fiile mefule delalet eden ya zamiri bitiştirdiğimizde o zaman fiilin sonuna bir nun getiririz. Yani şekarani olur burası. Şekarani Muhammedun mesela. Bunu da neden yapıyoruz? Şimdi Y harfi, Arapçada Y harfi Esre'yi çekmek için gelir. Li mesela esre bir harekeyi çekmek için kullanılır Y harfi. Eğer bizler şimdi bunun normal halini okuyalım. Şekarani. Şimdi şekarani'ye baktığınız zaman şuradaki Y o getirdiğimiz Nun'un esreli olmasını sağladı. Çünkü Y illaki esreyi çekecek. Şekarani oldu burası. Çok güzel. Ama biz buraya Nun'u getirmezsek Y'yi direk fiilimizin son harfine bitiştirirsek o zaman burası ne olacak? Şekeri olacak. Şekeri olacak ve bu da çok önemli bir kurala aykırı davranmış olacak. O da nedir? Arapçada fiiller esre ile bitmezler. Nasıl ki isimler cezimle bitmez, fiiller de esre ile bitmez. Ama biz bunu getirmez de bu yayı direkt fiile bitiştirirsek o zaman fiilin son harfi ra'dan ri'ye dönecek. Şekeri olacak ve çok büyük bir kural hatasına gideceğiz. İşte bunu önlemek için y'nin fiilin son harfini çekmesini engellemek için, fiilin esre ile bitmesinin önüne geçmek için buraya güçlü bir kahraman bir nun harfi ekliyoruz. Adına da nunu vikaye diyoruz Arapçada. Bunu da bu dersimizde öğrenmiş olalım. Şimdi gelelim el kavaidu kaideler bölümümüze. Biz bu dersimizde neyi öğrendik? Nelerden bahsettik? Bize nelerin kalması lazım? Bu videoyu bitirdiğimiz zaman ona bakalım. Yani şimdi yaptığımız çalışmanın semeresini, meyvesini toplama zamanı. İlk kuralımız şöyle. Ten kasimu dama irul bihil muttasileti Bitişen, muttasıla bitişen mefulluk zamirleri kısımlara ayrılır. Bitişen mefulluk zamirleri kısımlara ayrılır. Mütekellim zamirleri, muhatap zamirleri ve gaib zamirleri. Mesela şekaranideki ye ya da şekeranâ na Bunlar mütekellim zamirleri. Muttasıl meful zamirleri içerisinde. Ya da şekerake, şekerakume, şekerakum, şekerakunne, şekeraki. Buradakiler de bitişen mefulluk zamirlerinin muhatap zamiri olan türleri. Şekerahu, şekerahe, şekerahume, şekerahum, şekerahunne. Bunlar da bitişen mefulluk zamirlerinin gayip zamiri olan türleri. Yani sadece burada küçük bir ayrım var aralarında. Onun harici bunların tamamı muttasıl yani bitişen mefulluk zamirleri Arapçada. Bir diğeri el efalu nev'an fiiller ikiye ayrılır. Yani fiil maziler ikiye ayrılır demek istiyor. Nev'un yakvelul mefulebi mefulubi kabul eden fiiller şekera gibi ve nev'un la yakbelul Mefulübi Mefulü kabul etmeyen çeşit, nev'un çeşit ne gibi? Şebi'a doydu gibi. Tabii ki burada bütün fiiller için bu geçerli. Yani fiili muzarilerde de bu var. Meful kabul edip etmeme ama biz şu an fiili maziyi konuştuğumuz için, fiili maziye bitişen mefulluk zamirlerini konuştuğumuz için ben buradaki ayrımı şu an için ikiye ayırmak istedim fiili mazide meful kabul edenler fiili mazide meful kabul etmeyenler bir diğer kuralımız nezidu arttırırız ekleriz yani nunen bir nun ekleriz İza ittasel el bir bi damiril mefulu ya yani fiili mazimize mefulluk zamiri olarak ya bitiştiği zaman iza ittasel bitiştiği zaman biz bir nun ekleriz ne gibi şekerani muhammedun gibi ve buradaki nunun adının da nunu vikaye olduğunu söylemiştim. Bunu bir yere not edelim. Bunu unutmayalım. Nunu vikaye. Ve dördüncü maddemizde nezidu veven bir vav ekleriz. İza ittasale damirul faili tum bi damiril bi damairil mefulu bihil muttasile. Eğer faillik zamiri olan tumdan sonra faillik zamiri olan tumdan sonra eğer bitişik bir mefullük zamiri gelirse o zaman o tumun sonuna bir de vav ekleyeceğiz. Ne gibi? Aref tumuni, aref tumuhu, aref tumune. Yani aref tumuni, siz beni tanıdınız. Aref tumuhu, siz onu tanıdınız. Aref tumune, siz bizi tanıdınız. Şuradaki ye, buradaki hu ve buradaki na, bugünkü derste öğrendiğimiz bitişik mefullük zamirleri. Kitabımızın dördüncü maddede anlattığı da şuradaki tumdan sonra vav geldiği, şuradaki tumdan sonra vav geldiği, şuradaki tumdan sonra vav geldi. Evet böylelikle bugünkü dersimizde bence çok önemli bir konuyu öğrendik. Fiili maziye bitişen mefullük zamirleri konusunu dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Artık böyle fazla anlatmaktan sesimin kısıldığı yerler olabiliyor. İnşallah şimdi biraz sesimi dinlendireyim. Sonra yeni kayıtlarla tekrar bir araya geleceğiz inşallah. Tedribat bölümünde yani bu üçüncü dersimizin alıştırmalar videosunda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.